konuşturmak istediğinin bütün örneklerini sergilemiş bir lider olarak konuşacak. Bence bu partinin lideri olarak herkesi kucaklayan, herkese olumlu mesaj veren, kenetlenme mesajları veren ve birlikte mesaj veren bir konuşma yapacak diye düşünüyorum. Başbakan dışarıda bir konuşma yaptı sonra, geldi. Bu da enteresan değil mi? Sadece salondakileri selamlama konuşması yapmıyor. Bunu daha önce de yapmıştı. O dışarıda bekleyen binlerce yere girememiş AK Partililere de konuşma yapıyor ve şimdi orayı selamlıyor. Bu kadar güçlü olup da bu kadar mütevazı bir lider gördüğünüzü merak ediyorum. Nasıl bir konuşma yapacak Erdoğan? Nasıl bir konuşma yapacak? Biliyorsun artık biz Tayyip Erdoğan'ın konuşmak metotları biliyoruz. Hep bir umut veriyor. Hep bir umut. Bu millete hep bir umut veriyor. Ve genel hatlarını çizdiği için mesela mücadele teknikleri falan hiçbir şeyde arkadan dolanma diye bir şey yok. Net ifadelerle söylüyor. Şimdi yine bir umut verecek. Diyecek ki mesela bana göre diyecek ki bugün başladı konuşmaya. Bence dinlemek lazım. Tamam. Dışarıda bahçede konuşuyor. Hanımefendiler, beyefendiler, sizlerle birinci olağanüstü kurultayımızda böyle anlamlı bir buluşmada bir arada olmanın mutluluğu içerisinde sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. İnşallah birinci olağanüstü genel kurulumuzun Ankara'nın en büyük salonunda malum icrasına geçeceğiz. Oradan sizlere çok daha detay bir şekilde hitap edeceğim. Şunu bilmenizi istiyorum. Bizim bu konuşmamız bir misyon değişikliği değildir. Sadece bir isim değişikliğidir. Ve asla bir veda değildir. Bilesiniz ki bu da bir fatihadır. Bir başlangıçtır. Yeni bir açılıştır. Yeni bir milattır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Şu anda 40 bine varan Türkiye'mizin 81 vilayetinden buraya gelen siz değerli kardeşlerim bir şeyi ortaya koyuyorsunuz. Biriz, iriz, diriz, beraberiz. Kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Misyonumuzdan hiçbir zaman feragat etmedik. Taviz vermedik. Ama biz 77 milyonu sevdik. Kucakladık. Ayırt etmeksizin kucakladık. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımıza ayırt etmeksizin hizmet götürdük. Aynı şekilde bu hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Ta
Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a 780 bin kilometre kare hep birlikte inşallah ihya oldu, inşa oldu, inşa olmaya devam edecek. Modern bir Türkiye'yi kardeşlerim gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Asla taviz vermek yok. Hep ne dedik meydanlarda? Tek millet dedik. Tek bayrak dedik. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Yine böyle yürüyeceğiz. Kardeşlerim, sizleri çok daha fazla bekletmeden müsaadenizi alarak inşallah salona geçelim. Bir an önce kongreyi başlatalım ve hayırlısıyla daha önce de ifade ettiğimiz gibi içimizden biri bu mücadelede beraber yürüdüğümüz kardeşimizi biliyorsunuz genel başkanlığa aday gösterdik. Ortak adayımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu Bey oldu.